konuyla ilgili gerçekten ümit verici gelişmeler de var. Kadına şiddete ağır cezalar geliyor. Yeni yasal düzenleme ile ilgili gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Yoğun bir cuma mesaisini geride bırakan Cumhurbaşkanı İslam ülkeleri parlamento konferansına da katıldı. Yakında meclisimizin takdirine sunacağımız yeni bir yargı paketiyle bu reform zincirine inşallah yeni bir halka daha ekliyoruz. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız bu paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya İnsan Hakları Günü için bir video mesaj yayımladı. Dünyanın milli gelire göre en fazla insani yardım yapan ülkelerinden birisiyiz. Haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında tepkimizi göstermekten çekinmiyoruz. Sınırlarımız dışında tüm bunları yaparken ülkemiz içinde de kadınlarımız, çocuklarımız ve engellilerimiz başta olmak üzere her kesimden insanımızın hak ve özgürlüklerini genişletmeye gayret ediyoruz. Cuma programı yoğundu. Namazdan önce İslam ülkeleri parlamento konferansına katıldı. Afganistan'daki gelişmelerin göç akını riskini artırdığı malumunuzdur. 3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz yeni bir göç yükünü taşıyamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aylen Bebeği hatırlattı. Suriye'de yaşanan insanlık dramı üzerinden batılı ülkeleri hedef aldı. Bu sene 10. yılını geride bırakan bu kriz karşısında Batı dünyası hep 3 maymunu oynadı. Aylen Bebeğin hepimizin yüreğini dağlayan dramları karşısında kıllarını bile kıpırdatmayanlar yine bunlardı. Hatta YAŞ'la mücadele kılıfı altında PKK, YPG gibi terör örgütlerini desteklemekten çekinmediler.